Demek, kesin. Evet. Karşı, evet. Demek, kesin. Yıllardır gizlenen Mitin Ergenekon şemasının bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Tuncay Güney'in sözde Ergenekon yapılanmasını anlattığı beyanları Ergenekon davasına bakan mahkemeye 30 Aralık 2008'de ulaştı. Şemadaki isimlerin üzerine örten mahkeme, Mitin gönderdiği beyanları da 4 yıl dava dosyasından gizledi. İnsanları senelerdir tutuklu bulunduruyorsunuz. Onların lehine olacak bir delili 4 yıl boyunca, bırakın 4 yılı, 10 dakika bir saat dahi gizleyemezsiniz. Güney'in beyanlarında sözde örgütün bir numarası olarak Ergenekon tutuklusu MHP milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan bulunuyor. Ergenekon yapılanmasının ve yapılan tüm işlerin başında Korgeneral Engin Alan bulunmaktadır. MIT'in gönderdiği belgede şemaya yerleştirilen isimler Tuncay Güney'in anlatımlarına göre askerler, gazeteciler ve iş adamları olarak sınıflandırılmış. Basına ya, basına ya. İşte Güney'in beyanlarıyla hazırlanan şemada yer alan Türk subayları. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Tüm General Osman Özbek, Tuğ General Veli Küçük. MIT'in hazırladığı Ergenekon şemasında yer alan politikacılar da şunlar. Cumhur Ersümer, Yaşar Okuyan, Koray Aydın, Tunca Toskay Nazif Okumuş, Tevfik Diker, Eyüp Aşık. MIT raporunda Hasan Fehmi Güneş'in de sözde örgütün elemanı olduğu kaydediliyor. Olmayan isim yok şimdi. Ne olacak şimdi bakalım hadi 5 yıl sonra yeniden mi başlayacaksın yargılamaya? Suç işlemişlerdir saklanan, gizlenen belgeler, hakimin çekmecesinde gizlediği belgeler yağmur gibi çıkıyor şimdi ortaya. Nereden geliyor bu belgeler şimdi? Niçin hakim acele çekmecesini çekip çıkartıp koyuyor? Kuvvet mi çekildi? Ne oldu? Yalnız mı kaldılar? Tuncay Güney'in anlatımlarıyla bazı gazeteciler de Ergenekon şemasına yerleştiriliyor. Şemada yer alan gazeteciler arasında medya patronlarından Zaman Gazetesi'ne uzanan ilginç bir yelpaze ortaya çıkıyor. Hüseyin Gülerce, Zaman Gazetesi. Ertuğrul Özkök, Dinç Bilgin, Bekir Coşkun, Enis Berberoğlu, Doğu Perinçek ve Aydınlık Çevresi, Aslan Bulut, Arslan Pekin, Türkiye Gazetesi, Necdet Sevinç, Kurultay Gazetesi, Gülçin Telci. Şemada operasyonlara dahil edilmeyen iş adamları da bulunuyor. Kemal Özden, Korkmaz Yiğit, İlhan Uran, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner. MİT'in Ergenekon örgütü şemasında 14'ü politikacı, 13'ü basın mensubu, 19'u iş adamı, 3'ü itirafçı, 9'u mafya ile bağlantılı olduğu ileri sürülen eski ülkücü, 9'u silahlı kuvvetler mensubu, biri yazar, biri emniyet mensubu olmak üzere 69 kişi yer alıyor. Ergenekon hakimleri gizledikleri şemayı açığa çıkaran bu beyanları dava dosyasına koymak için 30 Kasım 2012'yi bekledi. Oysa İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in talebi üzerine MIT'ten istenen beyanlar mahkemeye 30 Aralık 2008'de ulaştı. Ergenekon hakimleri bu beyanları 4 yıl boyunca dava dosyasına eklemeyerek avukatlardan ve kamuoyundan sakladı. Tuncay Güney'in beyanları üzerine hazırlanan şemayı eski MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun saçma sapan olarak değerlendirmişti. Ergenekon hakimleri, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adnan Akfırat, Veli Küçük, Etem Sancak, Sedat Peker, Ali Yasak ve Sami Hoş'tan dışındaki isimlerin üstünü itibarları zarar görebilir gerekçesiyle kapatmıştı.